Evet tabi sandık namus dedik. Cumhuriyetin en büyük hediyesi sandık. Ve sandık tabi vatandaşlarımızın iradelerini yansıttıkları bir adres. Aslında biz böyle biliyorduk da maalesef 31 Mart yerel seçimlerinde ihmaller, ihlaller, suistimaller yani ne derseniz bu seçimlerde yaşandı. Bugün tabi AK Parti sözcüsü Ali İhsan, Ali Yavuz çıktı ve açıklama yaptı. Ne dedi? Gerçekten ilginç sözleri imza attı. Organize suistimal dedi hata ötesi bir durum dedi ve dipsiz kuyu benzetmesi yaptı. Gerçekten 31 Mart gecesi özellikle bakın 23.30'dan sonra inanılmaz şeyler yaşandı listeler üzerinde. Gündüzünde yaşandı? Sandıklarda birleşme tutanakları üzerinde inanılmaz kaydırmalar yapıldı. Şimdi bunlar tek tek tespit edildi. Tabii bunlar tespit edildi ancak 31 Mart gecesi Ekrem İmamoğlu çıktı. Dedi ki ben dedi kazandım dedi. 29.408 oyla da rakamı belirtti ve bundan sonra bu oy düşmez dedi. Şimdi tabii 29, 31 Mart seçimleri sonrası 1 Nisan'a geldiğimiz zaman Yüksek Seçim Kurulu rakamı 27.889 olarak açıkladı ve bir anda 2.400 oy düştü Ekrem İmamoğlu'nun. Sonra bir gün sonra yine seçimler devam etti. Ne oldu? 24.055'e düştü Ekrem İmamoğlu'nun farkı. Sonra 21.502'ye düştü. 19.683'e 4 Nisan'da. 5 Nisan'a geldik 18.182'ye. 6 Nisan'a geldik 17.268'e ve bugün 7 Nisan'a geldiğimizde 16.442'ye düştü. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun tweet'ini de verelim ekrana. Hı. Şimdi Ekrem İmamoğlu bugün çıktı. Hakikaten insan aklıyla dalga geçercesine bir açıklama yaptı. Yani bir çocuk izlese, tabiri caizse o açıklamaya güler. Açık söylüyorum. Neden? Tabii diyor ki sayıyorlar sayıyorlar diyor ben kazanıyorum diyor. Ama şunu söylemiyor açıklamasında. Her gün sayılıyor benim oylarım dibe gidiyor. Bunu söylemiyor. Ben diyor kazandım diyor. Bakın ısrarla ben kazandım her, her gün yapılan sayımda diyor ben birinci çıktım diyor. Şimdi ne demiş mesela Özgür Karabat Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Ekrem İmamoğlu ile alakalı sayılan oy sayısı falan verilmiş. Şimdi farkı Cumhuriyet Halk Partisi de 16.106'ya kadar düşürdü. Bu sayı aslında çok çok aşağıda. Onu özellikle vurgulayalım. Hı hı. Ve e, hashtag'lerde dikkat ederseniz fark kapanmıyor deniliyor. Değişen bir şey yok deniliyor ama değişen bir şey çok net ortada. 6 günde nerede baksanız 15 bin AK Parti hanesine yazılan oy var. Şimdi olayı başka bir boyuta taşıyacağız. İhmaller, ihlaller, suistimaller ne derseniz bu seçimde yer alıyor demiştik. Yani halkımızın demokrasi inancı bu seçimlerde sekteye uğradı. Yani halkımız sandığa iradesini yansıttığını zannediyordu ancak bir baktık ki durum farklı. Bugün Ali İhsan AK Parti Sözcüsü Ali İhsan Yavuz çıktı bir açıklama yaptı. Ve de suistimallerden bahsetti, usulsüzlüklerden bahsetti. Usulsüzlükler noktasında nereye adres gösterdi? Maltepe ve Büyükçekmece'ye adres evet. gösterdi. Bakın çok önemli bir şeyden bahsetti. Maltepe'de ve Büyükçekmece'de ilçe seçim kurulları biliyorsunuz sandık başkanlarını, sandık kurulu başkanı ve bir kurul üyesini biliyorsunuz kamu görevlisi olması şartı var. Bu önemli bir madde. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği bir madde. Ve bu doğrultuda ilçelerde kaymakamlıklar, belirledikleri kamu görevlileri ve bunun %99'unun öğretmen olduğunu özellikle vurgulayalım. Bakın öğretmenler arasında genellikle seçiliyor bu sandık kurulu başkanı ve bir kurul üyesi. Bununla alakalı ilçe kaymakamlıkları ilçe seçim kurullarına liste gönderiyorlar. Maltepe'de de öyle oldu. Toplam 1093 sandık var. 3200 kamu görevlisi ile ilgili liste ilçe seçim kuruluna gönderildi. Ancak baktığımız zaman toplam 1540 sandık görevlisi ilçe sandık sandık kurulu başkanı ve bir kurul üyesi seçiliyor sandıklarda yine. Bunlardan 642'sinin dışarıdan getirildiği tespit edildi. Bakın bunu Ali San Yavuz söyledi. Hı hı. Sonra tabii büyük çekmece örneğini verdi. Yine ilçe hı hı. seçim kurulu başkanları 760 kişinin yerine 284 kişiyi dışarıdan getirmişler dedi. Ve bunların bakın çok ilginçtir. Belediye çalışanı oldu, görev yapamayacak olanlar oldu Türk Silahlı Kuvvetleri gibi. Bu ülke İl, dışında. Şimdi tabii bir araştırma yaptık. Araştırmada skandalla karşılaştık. Bakın bu ilk kez haber ekranlarında izleyicilerimizle buluşuyor. Ve seçimin seyrini değiştirecek rakamlardır. Çok çok önemli, çok çok anlamlı. Bakın dikkat edin. Şimdi Alisan Yavuz ne dedi? Maltepe ve Büyükçekmece'de dedi. Sadece 800, 926 tane dedi, dışarıdan dedi, ilçe sandık kurulu başkanı ve bir kurul üyesi dedi, ilçe seçim kurulu başkanları tarafından görevlendirildi. Hı hı. Şimdi araştırmalarımızda ortaya inanılmaz bir şey çıktı. Ne çıktı? Bakın örnek veriyorum. Adalar üzerinden başlarım. Adalarda 12 sandıkta belirlenen isimlere dikkat çekmek istiyorum ben. 12 sandıkta. Bu sandıklarla alakalı burada zaten yarı e, rakamlar yazıyor sandıkların is, e, isimleri. Evet. Şimdi bu kişilerin görevlerine bakıyorsunuz. Sandık Kurulu Başkanı ve ne diyoruz? Asil üyeler. Şimdi peki bu kişiler nerelerden seçilmiş? Bakın tek tek deşifre edeceğiz şimdi. Çok özel bir yayına imza atıyoruz. Tekrar söylüyorum. Adalar Belediye Başkanlığında çalışan veri hazırlama ve kontrol işletmeni adalarda 1006 numaralı sandıkta görevlendirilmiş asil üye olarak. Devam ediyorum. Adalar Belediye Başkanlığı'nda müdür olarak görev yapan bir kişi 1003 numaralı sandıkta sandık kurulu başkanı oluyor. Devam edelim. Adalarda bilgisayar işletmeni olan bir kişi 1030 numaralı sandıkta asil üye oluyor. Bakın bu arada ünvanlara dikkat çekiyorum. Bu kişilerin veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, tekniker gibi böyle rakamlarla aralarının iyi olduğu kişiler olduğuna çok dikkat çekiyorum özellikle seçilmiş. Kez adalarla devam edelim. Toplam 12 kişi saydım ben. Şef olarak görev yapan, müdür olarak, eğitmen olarak görev yapan kişiler burada mesela bakın büro memuru, beden işçisi diyor. Bunlar Adalar'da sandık kurulu başkanı ve asil üye olarak ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilmiş. Aynen sandık kurulu başkanı var. Aynen, Ataşehir'e geçelim. Ataşehir'deki sandık kurulu başkanları kimlerden seçilmiş? Bakın Ataşehir'de belediyede uzman erbaş, biliyorsunuz Türk Sağlık Kuvvetleri personelleri belediyelere geçebiliyorlar. Hı hı. Ve burada uzman erbaş, dikkat edin tahsildar, mali hizmetler uzmanı, memur, hizmetli, bilgisayar işletmeni, mali hizmetler uzmanı, Memur. Diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Devam edelim. Bu şekilde devam ediyorum. Uzman, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi şu an karşımdaki rakam 25 kişi. Ataşehir'de belediyede çalışan 25 kişi Nerede görevlendirilmiş? Ataşehir'de sandıklarda sandık kurulu başkanı olarak. Hani hı hı. ekranlara taşıyorduk ya maddi hataların olduğu sandıklar diyorduk. Yanlışlıkla AK Parti, Binali Yıldırım'ın oylarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazıldığı pusulalardan bahsediyorduk. İşte o pusulaları hazırlayan kişiler sandık kurulu başkanları. Bu kadar önemli. Şimdi devam ediyoruz. Hı hı. Tabii şimdi çok ilginçtir. Yine buraya geliyoruz. Şimdi ee, tabii... Şurada Avcılar Belediyesi'ne geliyoruz. Yine Avcılar Belediyesi'nde benim hesaplamalarıma göre şu an 141 kişi bakın 141 kişi Avcılar Belediyesi'nde görev yapıyor ve sandıklarda Sandık Kurulu Başkanı ya da Asil Üye olarak görev yapıyor. Peki bunlar kimler? Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, mali hizmetler uzmanı, uzman erbaş, bilgisayar işletmeni, zabıta komiseri bakın. Zabıta memuru gibi. Devam edelim. Diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Şimdi tabii ben bunları okuyorum. Avcılar Belediyesi'nde çalışan personeli okuyorum. Şimdi ne diyor e, maddede? Özellikle o bölümü okumak istiyorum. Listede olmayan kişiler üzerinden durdu. Ali İhsan Yavuz. Hı hı. Evet. Listede olmayan kişiler. Belediye çalışanları. Devam ediyorum. Ve kamu görevlisi olması lazım. Öğretmen gibi. Hı hı. Bunların çoğu, tamamı çoğu değil tamamı Belediyelerde çalışan personel, bakın o da belediye çalışanı olmaması gerekiyor. Belediye çalışanı, görev yapamayacak olanlar diyor. Türk Sağlık Kuvvetleri personelinden bahsediyoruz. Değiştirelim arkadaşlar, diğer veriye gelelim. Çok sayıda Türk Sağlık Kuvvetlerinden gelen personeli burada görebiliyoruz. Uzman Erbaşlar gibi. Arkadaşlar değiştirelim, diğer belediler verelim. Bir tane uzman, uzman Erbaş, Erbaş. bakın bir burada iki adet de var. avcılar belediyesinde yer alıyor. Şimdi. Ayrıca e, memur olmayanlar dedik, kamu görevlisi olması şartı var ki burada dikkatimizi çeken %90 oranında, değiştirelim arkadaşlar, diğer rakamları verelim. %90 oranında tercih olarak öğretmenlerden seçiliyor. Öğretmenlerden seçiliyor ancak buraya geldiğimiz zaman belediyeden personeller olduğu evet. dikkatimizi çekiyor. Tabii sadece avcılar Ataşehir değil.